Değerli öğrenci arkadaşlarım merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün 10. sınıf biyoloji dersi, 1. dönem, 2. yazılı sınavı hazırlık soruları ve cevaplarıyla sizlerle beraberiz. Bu soruları hazırlama aşamasında emeği geçen biyoloji zümremize çok teşekkür ediyorum. Bu yazılı sorularımızın sunumunu ben yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz benim branş biyoloji değil. Değerli arkadaşlarımla beraber bu sorularımızı hazırladık. Biyoloji öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sizlere de kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu katıldığınız için de çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar katıl butonumuz aktif oldu. Arzu eden arkadaşlar, kanalımıza destek olmak isteyenler katıl butonuyla üyemiz olabilir. Aynı zamanda e, avantajlı paketlerimizden faydalanabilir. Sevgili arkadaşlar şimdi sorularımıza geçelim. Sorularımıza ve cevaplarımıza geçelim. E, dikkat edin. Bir e, duyuruda bulunmak istiyorum arkadaşlar. Bu sorular yazılıya hazırlık amacıdır. Amaçlıdır ve çıkma garantisi yoktur arkadaşlar. Çıkabilir, çıkmayabilir. Bazı arkadaşlarımız e, bu sorularımız sanki çıkacakmış gibi hazırlanıyor. Başka derslerde kitaplara hocalarının dikkat çektiği noktalara e, dikkat etmeden e, giriyor. E, tabii başarısız olunca da efendim çıkmadı gibi e, sistem edenler olabiliyor. Ve bu sorularımızın çıkma garantisi yok arkadaşlar. E, bu sorularımız sizi yazılıya hazırlama amaçlıdır. Dikkatli bir şekilde, güzel bir şekilde bu sorularla beraber ders kitabınıza ve ders kitabınızdaki sorulara aynı zamanda öğretmeninizin yazılıyla ilgili dikkat çektiği hususlara da ne yapacaksınız? Dikkat edeceksiniz. Onları göz önünde bulunduracaksınız. Yoksa yanlış yaparsınız. Evet arkadaşlar hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Sevgili arkadaşlar bir örnek soru. Ders kitabımızdan bir örnek soruyla başlıyoruz. E, ders kitabımızın birinci bölümünde ölçme değerlendirme sorularının 12. sorusu bu. Özel ve güzel bir soru. Diyor ki mayozda gerçekleşen bir tetral oluşumu, iki crossing over, 3 kromatit ayrılması ve 4 homolog kromozom ayrılması. Olaylarından hangileri mitozda gerçekleşmez? Evet. Mayozda gerçekleşen bu dört olaydan hangileri mitozda gerçekleşmez? Sorumuz bu. Değerli arkadaşlar, cevabımız şu şekilde. Adana seçeneğinde 1 2, Bursa seçeneğinde 1 3, Ceyhan seçeneğinde 2 ve 3, Denizli seçeneğinde 1 2 4 ve Edirne seçeneğinde 2 3 ve 4 şeklinde. Doğru cevabımız arkadaşlar Denizli seçeneği. Yani 1 iki ve dördüncü seçenekler, bölümler. Yani hemen bakalım tetral oluşumu, crossing over ve homolog kromozom ayrılması olayları mitozda ne yapmaz? Gerçekleşmez arkadaşlar. Mayozda gerçekleşen bu olaylar mitozda gerçekleşmez. Doğru cevap denizli seçeneği. Gelelim bir diğer sorumuza. Şimdi sizler için hazırlanan sorulara bakalım. Diyor ki, ee, hücre döngüsünde bir DNA'nın eşlenmesi, iki sentroillerin eşlenmesi, üç hücrenin yüzey hacim oranının artması olaylarından hangileri interfazda gerçekleşmez? A yalnız bir, B yalnız iki, C yalnız üç, D bir ve iki, E iki ve üç. Evet arkadaşlar bu arada soruyu okurken sizler de kafanızdan hemen bir beyin fırtınasıyla cevabınızı verin. Şimdi cevabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuzun doğru cevap Ceyhan seçeneği. Yalnız 3 yani hücrenin yüzey hacim oranının artması interfazda gerçekleşmez arkadaşlar hücre döngüsünde. Gelelim ikinci sorumuza. Partenogenes ile oluşan erkek bal arılarının bir kromozom durumu ile iki gamet üretimi yolu hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bakın bir tablo var. Bir ve ikinci bölümler. Ee, A N mayoz, ee, B 2 N mayoz, C N mitoz, D 2 N mitoz, E 4 N mitoz. Bunlardan hangisinde doğru verilmiştir diyor. Cevabımıza bakalım arkadaşlar. Ceyhan seçeneği en mitos seçeneği doğru cevap olarak karşımıza çıkıyor. Geliyoruz üçüncü soruya. Yukarıda verilen hücrelerden hangilerinin kromozom sayısı diploid bir canlının vücut hücresiyle aynıdır? Şıkları görüyorsunuz. Maddelere bakalım. Bir sperm, iki yumurta ana hücresi, üç zigot. Bu üç madde Den hangileri diyor? Kromozom sayısı diploid bir canlının vücut hücresiyle aynıdır. Şıkları görüyorsunuz. Hemen cevabımıza geçelim. Edirne seçeneği 2 ve 3. Yumurta ana hücresi ve zigot kromozom sayısı diploid bir canlının vücut hücresiyle aynıdır. Edirne seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. Ve geliyoruz dördüncü soruya. Eşeysiz üreme çeşitlerinden tomurcuklanma, ikiye bölünme ve Vejetatif üremede 1. Kardeş kromatitlerin ayrılması, 2. Denanın kendini eşlemesi, 3. Homolog kromozomların ayrılması olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir? Yalnız 1, 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 4, 1, 2 ve 3. Bunlardan hangileri? ortak olarak gerçekleşir. Cevabımıza bakalım arkadaşlar. B seçeneği 2 ve 1, e, 1 ve 2 yani kardeş kromatitlerin ayrılmasıyla DNA'nın kendini eşlemesi e, bu bölünme ve vejetatif e, üreme olaylarında ortak e, ne yapmakta? Gerçekleşmekte. Dördüncü sorumuzun cevabı Bursa seçeneği. Geliyoruz beşinci sorumuza arkadaşlar. İnsanlarda döllenmiş yumurtayı yani zigotu Oluşturan hücrelere ilişkin 1. Genetik yapıları aynıdır. 2. En kromozomludur. 3. Mitozla oluşur. Özelliklerinden hangileri doğrudur? Yalnız 2, yalnız 3, 1 ve 2, 1 ve 3 ve 2 ve 3. Bunlardan hangileri doğrudur? Hemen cevabımıza geçelim. Yalnız 2 yani en kromozomludur maddesi. Ee, i̇nsanlarda insanlarda döllenmiş yumurtayı oluşturan hücrelere ilişkin özelliklerden biridir arkadaşlar. Ee, bundan dolayı doğru cevabımız Adana seçeneğidir. Sizler de Adana seçeneğini işaretleyiniz. Geliyoruz 6. sorumuza arkadaşlar. Diyor ki insanlarda bir homolog kromozomların ayrılması, iki gametlerin birleşmesi, 3. DNA eşlenmesi olaylarından hangileri mayozda yeni gen kombinasyonlarına olanak sağlar? A yalnız 1, B yalnız 2, C 1 ve 2, D 1 ve 3, E 1, 2 ve 3. Bunlardan hangisi e, bu kombinasyonlara yani mayozda yeni gen kombinasyonlarına olanak sağlar? Hemen cevabımıza geçelim. Yalnız 1. Homolog kromozomların ayrılması insanlarda mayozda gen, e, yeni, yeni gen kombinasyonlarına olanak sağlar diyoruz. E, doğru cevap Adana seçeneği. Yedinci soruya geliyoruz. Aşağıda verilenlerden hangisi interfazda gerçekleşmez? A. Metabolizmanın hızlanması. B. DNA eşlenmesi. C. Protein sentezi. D. Kardeş kromatitlerin ayrılması. E. Organel sayısının artması. Bu şıklardan hangisi interfazda gerçekleşmez? Evet siz cevabınızı vermişsinizdir. Arkadaşlar hemen cevaba geçelim. Denizli seçeneği. Kardeş kromatitlerin ayrılması interfazda gerçekleşmez arkadaşlar. Geliyoruz 8 sorumuza. Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken crossing over görülme olasılığı vardır? A. Böğürtlen bitkisinin daldırma ile üretilmesi. B. Patateste gamet oluşumu. C. Çileğin sürünücü gövdeyle üremesi. D. Lalenin soğanla üremesi. E. Söğüdün çelikle üretilmesi. Bunlardan Hangisi arkadaşlar gerçekleşirken crossing over görülme olasılığı vardır? Sevgili arkadaşlar, bursa seçeneği yani patates'te gamet oluşumu maddesi doğru cevap. Bursa seçeneğini işaretliyoruz. Geliyoruz 9. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi rejenerasyonla üremede gözlenir? A) Gamet oluşumu. B) Kromatit ayrılması. C) Döllenme gerçekleşmesi. D) değişen çevreye uyumlu birey oluşumu e farklı genetik bilgiye sahip yavru oluşumu bunlardan hangisi jenerasyonla üremede gözlenir doğru cevabımız arkadaşlar bursa seçeneğidir kromatit ayrılması bu arkadaşlar rejenerasyonla e, üremede gözlenen bir durumdur bursa seçeneğini işaretliyoruz. Sevgili arkadaşlar şimdi bir boşluk doldurma sorumuz var. Boşluk doldurma sorumuzu yapalım. Canlıların sahip oldukları özelliklerin dölden döle aktarılmasına nokta nokta adı verilir. Ebeveynlerden yani ana babadan oğul döllere genlerle aktarılan özelliklere nokta 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 denir. Kalıtsal özellikler canlılar arasında benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkmasını sağlar. Kalıtsal özelliklerin nasıl ortaya çıktığını, oğul döllere nasıl aktarıldığını, genlerin yapısını ve işleyişini inceleyen bilim dalına nokta nokta adı verilir. Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri getiriniz. Evet arkadaşlar buraya e, uygun kelimeleri, e, kalıtım konusuyla ilgili uygun kelimeleri getireceğiz. Nelerdir bunlar? Birinci boşluğa kalıtım, ikinci boşluğa kalıtsal özellikler, üçüncü boşluğa da genetik yani kalıtım bilimi denir. Yani cevaplarsak canlıların sahip oldukları özelliklerin dölden döle aktarılmasına kalıtım adı verilir. Ebeveynlerden oğul döllere genlerle aktarılan özelliklere kalıtsal özellikler denir ve e, arkadaşlar kalıtsal özelliklerin nasıl ortaya çıktığını, oğul döllere nasıl aktarıldığını, genlerin yapısını ve işleyişini inceleyen bilim dalına da kalıtım bilimi yani genetik adı verilir. Bunların e, hem latincesini hem türkçesini arkadaşlar orada son bölümde genetik kalıtım bilimi şeklinde yazmalısınız. Gelelim bir başka boşluk doldurma sorusuna. Diyor ki 11. sorumuz. Yukarıdaki cümlelerdeki boşluklara Latince terim adlarını ve Türkçesini parantez içine yazınız. Evet arkadaşlar bakalım. Bir karakterle ilgili genin aynı alellerine sahip canlılara nokta nokta denir, adı verilir. Diğer sorumuz. Bir karakterle ilgili genin farklı alellerine sahip canlılara nokta nokta adı verilir. Evet şimdi buna bir bakalım arkadaşlar cevabımıza. Bir karakter karakterle ilgili genin aynı alellerine sahip canlılara homozigot, arı döl, saf döl adı verilir. Bir karakterle ilgili genin farklı alellerine sahip canlılara heterozigot, melez döl, hibrit adı verilir şeklinde ifade ediyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar bir Tanın, tanıtım sorusu, ben kimim sorusu e, geliyor karşımıza. E, sorumuz şöyle: 1946'da Mardin'in Savur kasabasında çiftlikle e, çiftçilikle uğraşan orta gelirli bir ailenin yedinci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk orta lise ve üniversite tahsili sonrasında TÜBİTAK bursuyla gittiği ABD'de birkaç yıl biyokimya eğitimi aldı fakat bazı sosyal uyum sorunları nedeniyle yurda döndü ve memleketi olan Savur'da bir süre hekimlik yaptı. Ancak gönlü hala bilimsel çalışmalardaydı. Bu yüzden tekrar ABD'ye giderek Dallas'taki Texas Üniversitesi'nde moleküler biyoloji alanında doktoraya başladı. Araştırmalarına Yale Üniversitesi'ne devam eden bu Türk bilim adamımız burada çok önemli buluşlar yaptı. Bu başarılarından dolayı ABD'deki e, Chapel Hill North Carolina Üniversitesi'nden teklif aldı. Çalışmalarına orada da aynı hızla ve özenle devam etti ve yine önemli buluşlara imza attı. Yaklaşık 40 yıllık araştırma kariyeri boyunca pek çok ödül alan bu bilim adamımız sonunda DNA onarım mekanizmaları konusunda yaptığı buluşlar nedeniyle 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. Kimdir? Bu Türk bilim insanımız bunun adını e, tanıtılan bu Türk bilim insanımızın adını yazınız diye sorumuz geliyor arkadaşlar. Bu bilim adamımız Türk bilim adamımız profesör doktor e, aziz sancardır değerli öğrencilerim. Bunu da bu şekilde yazacaksınız. Hocamız olaki ki yazılı da sorabilir. Çünkü dünya çapında bir bilim adamımız, Nobel'le bir bilim adamımız sınavda çıkabilir. Evet, değerli öğrencilerim, sizlerle 10. sınıf, 1. dönem, 2. yazılı sorularımızı beraberce yapmış bulunduk. Gireceğiniz sınavda hepinize başarılar diliyorum. Hepinize yüksek not almanızı diliyorum. Bu arada kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Tekrar uyarıyorum. Bu sorular yazılıya hazırlık amaçlıdır. Çıkma garantisi yoktur. Çıkabilir. Ders kitabınıza ve öğretmeninizin dikkat çektiği hususlara lütfen dikkat ediniz. Onları dikkate alınız. Evet arkadaşlar, katıl üyemiz de olursanız katıl üyelikleriyle ilgili avantajlardan da faydalanabilirsiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olsa sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen <laughs> yorumlar kısmına yazın.